Evet arkadaşlar, tam 8 dakikada botu şişirdim. Pişirdim diyecektim. Aklım yemekte galiba. 8 dakika. 8 dakikacık. Çok da fazla değilmiş. İlk kez dakika tuttum. 8 dakikada şişti. Şimdi denize indireceğim. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şişme bot almak isteyenler için bir video yapmak istedik. Çünkü biz de bir zamanlar şişme bot istiyorduk. Şişme botumuza kavuştuk. Kullandık uzunca bir süre ve sonra dedik ki bu tecrübelerimizi daha sonra şişme bot almak isteyenlerle paylaşalım. Şimdi biz ilk başta 3 metre bir şişme bot baktık. Hatta almaya çalıştık falan, aldık. Alüminyum tabandı. O ağır geldi bize çünkü sürekli şişir, indir, arabaya kaldır olayları var bizde. O yüzden onu geri verdik ve 2.70'lik şişme tabanlı ve şişme bot aldık. Yani alt tarafı, bu tabanı sert bir şişme taban. Ve kullanımı çok daha kolay. Bizim botumuz dediğim gibi 2.70, 2.70'e 1.70 eninde. 3 metresini alsaydık da sadece boy olarak uzuyordu. 3 metreye yine 1.70 oluyordu. Yani şuradan bir 30 santim bir karımız olacaktı. Tabii bir avantaj olur, bir çanta girer en fazla. Fazladan. İyi olabilirdi. Evet, şimdilik biz bu botu şişiriyoruz, kullanıyoruz, indiriyoruz ve arabaya taşıyoruz. Yani bu sistemle ilerliyoruz. Bu biraz zor tabi, ağır bir şekilde 30 kilo, 40 kilo şeyleriyle beraber, motoruyla beraber bir şekilde bir ağırlıklar oluyor. İndir, kaldır, şişir. Tabii ki zorlukları var ama çevreye de baktığınız gibi güzellikleri de paha biçilemiyor. Çok güzel. İnsanların hiç olmadığı bir plaja gelebildik mesela bunun sayesinde. Düzgün kullandığınız zaman sizi çok güzel bir şekilde taşır, çok güzel istediğiniz yere ulaştırır, çok güzel faydalanabilirsiniz. Evet, bizim botumuz Gala marka. Biz bunu bayağı bir araştırdık. Burada bu Ukrayna malı. Burada bot kısmında en önemli şey yapıştırma olayı. Yapıştırma Alman teknolojisiyle yapıştırıldığı zaman daha kaliteli, daha uzun süre dayanmış oluyor bot. Biz de onu tercih ettik biraz araştırmalarımızın sonunda. Başka burada tabii liman başkanlığı işlerini biraz anlatacağım. Burada bir de kombinasyonlar, neler yapmanız lazım ya da kombinasyonu birleştirip liman başkanlığına gitmeniz lazım, onlar var. Buraya da artı olarak işte alınması gereken can yelekleri var. Bunlar otomatik şişen can yelekleri. Niye bunu tercih ettik? Bunlar böyle bir anda çekiyorsun, böyle tüpü var. Tüple beraber tüp tek kullanımlı. Tabii ki denize kaç defa kullanacaksın, acil durum olacak. Tek kullanımlı bizim işimizi görüyor. Acil durumda çekiyorsun ve fıs diye şişiyor, seni kurtarıyor. Ve bunu niye tercih ettik? Şey, çok fazla vücutta yer kaplamıyor. Öbürlerini hatta aldık. İlk önce bir can yelekleri aldık, o standart turuncu renk. Aldık böyle, üstünde sanki sürekli denizin üstünde yüzmen gerekiyormuş gibi bir şey oluyor. Pozisyon alıyorsun. Rahat değil yani, botun içinde hareket edemiyorsun. Bunlar vücuduna taktığın zaman hiç hissetmiyorsun bile, çok güzel. Bunları da tavsiye ediyorum, eğer alacaksanız birazcık paraya kıyıp bunları alın içeride rahat etmek için. Hem de arabada da yer kaplamaz, botta da yer kaplamaz, vücudunuzda da yer kaplamaz. Bir çapa almanız gerekiyor bir yerlere demir atmanız için. Bizim tabi ufak bir çapamız var. Bot da ufak, ona yeterli. Bayrağınız olması gerekiyor. Liman başkanlığına gitmeden önce de bir motorunuz olması gerekiyor. Biz elektrikli bir motor tercih ettik. Neden elektrikli motor tercih ettik? Çünkü biz sürekli aracımızda taşıyoruz. Tatile bir yere gittiğimiz zaman araçtan çıkarıp hemen kullanabilmek için. Normalde işte Gökçeada'dayız. Gökçeada'da botu kullanabiliyoruz. Şimdi Ayvalık'a geldik. Botu Ayvalık'a da getirebildik. Ayvalık'ta da kullanabiliyoruz. Bu bizim için mükemmel bir şey. Yani teknemiz olsa Gökçeada'dan buraya gelme ihtimalimiz çok düşük. Yani hem onun maddi olanak kısmı var. Hem hava koşulları var. O kadar iyi denizci olman gerekiyor falan. Onlarla ilgili tecrübe kazanman gerekiyor. Onlarla ilgili tecrübemiz o kadar yok. Ama bot da öyle değil. Havayı güzel bulduğun anda şişir. Günü denizde geçir. Gel, arabaya koy. Onun bir süreci oluyor tabii. Hani sabah erken kalkman gerekiyor günü güzel bir şekilde geçirmen için. Şişiriyorsun, güzel bir şekilde gidiyorsun. Dönüşte bunu bir sefer yıkıyoruz biz. Tatlı suyla yıkıyoruz. Çürümesin diye. Onda burada işte bizim isim yazdırdığımız şeyler, normal tabelacıdan isim yazdırdık. Bunlar biraz bozuldu, bozulma yaptı. Bu isim de biraz sıkıntılı. Çıkmayan kalemlerle ben bunu kendim yapacağım daha sonra.
Bunu tabelacıya yaptırdım. Şimdilik idare ediyor bizi ama söküldüğü anda benim yazmam gerekecek bunu. Şimdi liman başkanlığı olayında da bir motorla kombinasyon yaptıktan sonra liman başkanlığına başvurman gerekiyor. Botun faturaları, motorun faturaları, ıslak imza, damgalar, bütün evraklar yani satın aldığınıza dair veya o botla, motorla ilgili bütün belgeleri dosyalıyorsunuz. Liman başkanlığına veriyorsunuz. Onlar onayladıktan sonra sizi çağırıyor. Ölçüm yapılıyor. Ölçümden sonra size diyorlar ki isim yazdırın, botu tekrar getirin. Gidip isim yazdırıyoruz. Dört taraftan resim çektiriyoruz. Tekrar getiriyoruz liman başkanlığına. Liman başkanlığı gelip ölçü alıyor, resimleri kontrol ediyor falan. Ondan sonra onaylıyor senin şeyi, ruhsatını. Sonra da seni ruhsat için çağırıyor ve bitiyor. Bu kadar. Sonra ruhsat cepte. Tabii bir de bu artı bir şekilde amatör denizci belgesine ihtiyacınız var. Çünkü bu bir şekilde tekne olarak geçiyor. Bunun bir kaptana ihtiyacı var. Amatör denizci belgesiyle bununla istediğiniz gibi gidip gelebilirsiniz. Sağda solda sahil güvenliğe denk geldiğiniz zaman da evraklarınızı gösterirsiniz. Kaç kişi taşıyorsanız ona göre de can yeleği alırsınız yanınıza. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet. Şimdi biraz da motorla ilgili bilgi vereyim size. Yani herkes kendi tercihidir. Benzinli motor seçebilir. Ben ilk başta hani biraz en alttan başlamak için de yaptım aslında bunu. Elektrikli motor tercih ettim. Uzun sürede araştırdım. Yani sadece bu elektrikli motorları bir sene araştırdıktan sonra aldım. E-Propulsion'ın Split modeli, Split 1 modeli 3-4 beygir arası bir güç üretiyor. Benim kullandığım bölgelerde, kullandığım hava şartlarında gayet uygun benim işimi görüyor. En önemli kısmı da taşıma olayı. Yani arabada ve evde çok temiz bir şekilde bunu kullanabiliyorum. Yani arabamda bir pislik oluşturmuyor. Evime taşıdığım zaman evimin herhangi bir yerine koyabiliyorum. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Hem görüntü kalitesi olarak hem yağ akıtması yok. Bakım gerektirmiyor. Çok kullanışlı bir motor. Bu iki kombinasyon benim şimdilik çok güzel işimi yürüyor. Yani benim amacım zaten böyle çabuk çabuk tak diye çıkart, tak diye kapat, götür olayıydı. Ve bu tam bana göre oldu. Arabama güzel güzel ikisini birden koyuyorum. Başka eşyalarımı da taşıyorum. Yani istediğim yere götürüyorum, getiriyorum. Gayet keyifli. Burada başka botla ilgili, botun ilk başta dediğim gibi alüminyum tabanı gerçekten çok zor. Yani onu tak çıkar yapma ihtimaliniz yok. Onu söyleyeyim. Arabamda taşıyayım derseniz en mantıklısı şişme tabanlı bir şişme bot. Yani bu şişme tabanı da normal botun şu denye kalınlığı diyorlar. O denyesinden çok daha kalın, çok daha sağlam. Bunun üstünde yani eğer çok ıslak değilse ayakta bile durabilirsiniz. Çok dalgalı değilse ayakta da durabilirsiniz. Ama tabii dalga ve ıslaklık konusu sizi biraz zorlayabilir. Hani ayağa kalkayım, olt atayım derseniz biraz zorlanabilirsiniz. O konuda alüminyum taban çok daha iyidir muhakkak. Ama çabukluk yani o çabuk çabuk topla, çabuk çabuk indir, şişir falan konularında şişme tabanlı şişme bot bizim işimizi çok gördü. Bizim tabii bir arkadaşımızdan da tavsiyeleri alarak aldık bunu. Çok kolay, en güzeli bu diye düşünüyorum ben. Eğer arabaya taşıyacaksanız, evinize taşıyacaksanız, deponuza taşıyacaksanız kesinlikle şişme tabanlı bir şişme bot tavsiye ediyorum. Hayır ben romörkle taşıyacağım diyorsanız tabii ki diğer tercihleri de kullanabilirsiniz. Alüminyum tabanlı, işte ahşap tabanlı, bu seçenekleri de kullanabilirsiniz. Arabanızın arkasına koyarsınız, götürürsünüz ama her yerden de indiremezsiniz benim yaptığım gibi. Ben istediğim yerden indiriyorum, istediğim yerde kaldırıyorum. Süper, mükemmel bir şekilde kullanıyorum. Kullanımı çok rahat. Dediğim gibi şişme tabanlı şişme bot 2.70. Benim iki yetişkin, üç çocuk rahat rahat kullanıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık şimdiye kadar. Bunun taşıma kapasitesi 450 kilo. Burada bakıyorum. Tabii resmi belge olarak 4+1 diyor. Yani 4 yetişkin 1 çocuk taşıyabiliyorsun bundan. Bunu tabii santimler uzadıkça onu da arttırıyor. Kişi sayısı artıyor. Yani şimdilik bizimkinde bu. Evet arkadaşlar, botumuzu 360 derece döndüreceğim ve üstündeki malzemeleri göstereceğim size. Burada iki tarafta da 4'er tane tutma kolları var. Şöyle yandan alüminyum parçalar var. Bunları römörklere bağlamak için kullanılıyor tabii. Burada güzel küreklerimiz var. Bunları da kullandım bir ara. Gayet işimizi gördü. Burada benim botta en sevdiğim yer bu. Yani bu markayı alma tercihim aslına bakarsanız çok komik olacak ama şurasıydı. Çünkü bütün botlarda
burayı böyle sivri yapıyorlar. Ben ona o kadar uyuz oluyorum ki o tipe. Bu yani o hani bir böyle dışarıdan bir şeyler gördüğümüz zaman şey yapıyoruz ya. Aa Zodiac geçiyor falan diyoruz. Hani o marka aslında ama sanki bütün botlara böyle iyi botlara verilmiş bir isim gibi. Böyle o görüntüyü sağlıyor. Çok güzel şurası. Çok özel bir nokta. Motorumuz. Propulsiyonumuz, bayrağımız. Burada bizim tabii numaralarımız falan da var. Bu numaralar da arkaya tabii biz isimlerimizi yazdırdık. Numara verildi bize, numarayı yazdırdık ve nereye bağlı, hangi limana bağlı olacaksa onu da arkaya yazdırıyorsunuz bu şekilde. Alüminyum oturaklarımız var. Ve şişme taban. Bu çok sağlam bir malzemeden. Böyle 360 bir şekilde 360 derece dönmüş oldu. Burada da bir plastik tutamaçımız var. Böyle buradan koç boynuz diyoruz buna da. Plastik koç boynuzumuz var. Böyle gidelim. Şöyle uzaktan güzel şekilde gösterelim. Botumuz gayet güzel. Evet arkadaşlar, şişme botla ilgili sorularınız olursa, bir farklı fikirleriniz varsa, benim atladığım bir konu varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplayabilirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.